Merhabalar değerli arkadaşlarım, Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. 2021 Ağustos-Eylül sorularıyla devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Unutmayın, bütün sorularımız günü gününe giren, sınava giren arkadaşlarımızdan alınmıştır. Unutmayın şunu da, kesinlikle çıkmış soru çıkacak sorudur arkadaşlar ehliyet sınavında. Çünkü MEB amcamızın işi yok da bizim için sorum hazırlayacak. Buradan ehliyet.hocam adresinden Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız her yeni dehşet videoda karşınızda bizi bulursunuz. Tak diye size bildirim gelir. Yine değerli arkadaşlarım, ehliyet sınav soruları 2021 Ehliyet Hocam uygulamasını Android telefonunuza indirerekten testleri, günlük testleri size bildirim gele gele arkadaşlar böyle mükemmel bir şekilde çözebilirsiniz diyorum. Fazla da laf uzatmaya gerek yok. Hemen sorulara geçiyorum arkadaşlar. Yine bu uygulamamızın linkini vesaire Instagram hesabımızın linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım, isterseniz hemen sorularımıza geçelim. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir? Yaya geçidi, bisiklet yolu, bölünmüş yol başlangıcı, trafiği hızlandırma işareti. Doğru cevabımız... Evet, doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı, bölünmüş yolun başladığını bizlere bildiriyor. Buradan itibaren trafik bölünmüş olarak ne yapacak? Çift yön olarak akacaktır. Aşağıdakilerden hangisi vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organdır? Mide, böbrek, akciğer ve pankreas şıklarda verilmiş. Arkadaşlar bunu bileni bilemeyeni dövüyorlar, damdan aşağı itiyorlar diyorum. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Akciğerlerimiz bize bu görevi yaparlar. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Evet, dünkü paylaşmış olduğum paylaşmış olduğum şeyde bunları zaten gördünüz. Sağa dönüş lambası yakmalıdır. Takip mesafesini azaltmalıdır. Yavaşlayıp varsa geçme yasağına uyulmalıdır. Yolun solundan gitmelidir. Doğru cevabımız... Evet arkadaşlar, bunu gördüğümüz zaman yavaşlayacağız. Varsa geçme yasağına uymalıyız ki %90 ihtimalle bunun olmuş olduğu yerlerde geçme yasağı vardır. Yani devamlı çizgi vardır. Dikkatli olacağız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Karna baskı uygulanması, sıcak uygulama yapılması, şekerli içeceklerin verilmesi, ocak sıcaklığında bir küvete sokulması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Oda sıcaklığında bir küvete sokulması olacak arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Aracın hızını, yakıt miktarını, motor sıcaklığını, motor devir sayısını. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Motor devir sayısını bizlere gösterir arkadaşım. Nereden anlayacağız bunu? Arkadaşlar eğer şöyle C işareti varsa, üzerinde de bir şöyle yuvarlak varsa bu... sıcaklıktır. RPM yazıyorsa bu devir göstergesidir. Eğer KM yazıyorsa bu da kilometre göstergesidir arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı, motorun devir sayısını gösterir. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? A 5 metre, B 10 metre, C 15 metre, D 20 metre. Doğru cevabımız A şıkkı, 5 metre olacak arkadaşlar. Park ve duraklamak buralarda yasaktır arkadaşlar. Şekildeki baş çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır? Biliyorsunuz arkadaşlar, öncelikle baş çene pozisyonunu açıklayayım. Baş çene pozisyonunda çene yukarıya doğru, baş ise geriye doğru itilerek hastanın rahat bir biçimde yaralının nefes alması sağlanır. Bize diyor ki hangisinde sakıncalıdır bu? Solunum güçlü olanlarda, boyun omurlarında hasar olanlarda, kanama ve kusmuk nedeniyle oluşan tıkanmalarda,
dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda? Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Eğer arkadaşlar boyun umurunda bir rahatsızlığı olan kişiye bunu uygularsanız kişi felç kalacaktır. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Gabarinin aşılması, araç dengesinin korunması, trafik güvenliğinin dikkate alınması, taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması. Doğru cevabımız A şıkkı, gabarinin aşılması olacak. Doğru cevabımız arkadaşlar, bunun yapılması yasaktır. Eğer aşarsak ne olur? Zaten mesela diyelim ki yüksekliği aştık. Ya bir bu üst geçidin birine takılıp kalacaksınızdır. Ya da polis amcalar ağırlığı tespit edip sana bir damacana su ikramında bulunacaktır. Evet, gelelim şimdi kavşak sorularından birine. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur? Yalnız 1, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 4. Arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkı olacak. 1 ve 3 olacak. Şimdi arkadaşlar eğer trafik memuru bu şekilde duruyorsa polis abimiz önünde ve arkasında bulunan araçlara dur diyordur. 1 ve 3 numaralı yani kollarını uzattığı yöndeki araçlara geç diyordur. Doğru cevap C şıkkı olacak. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılarak bak dinle hisset yönteminde hangisinin bir göstergesi olur? Yani bunları yaptığımız zaman bak dinle hisset yönteminden hangisini yapmış oluruz? A bak, B dinle, C hisset, D dinle hisset. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Buğulanıp buğulanmadığına bakmak adı üstünde bakmaktır arkadaşlar. Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? A 1 2 3, B 2 3 1, C 3 1 2, D 3 2 1. Doğru cevabımızı vermezden önce ya da vereyim, yok vermeden hemen anlatayım öncelikle ya da vereyim arkadaşlar geçin siz. Doğru cevabımız D şıkkı 3 2 1 demiş. Şimdi arkadaşlar böyle bir durumda eğer trafikte motorlu taşıtlara baktığımız zaman motorsuz bir taşıt varsa en son geçer. İş makinesi veyahut da lastik tekerlekli traktör varsa en son geçer. Eğer bunlar yoksa, eğer dönüş yapan bir araç varsa en son geçer. Eğer bütün araçlar, genelde 3 tane araç verilir bu durumda da bu arada. Eğer bütün araçlar eşitse, hepsi dik gidiyorsa, bunlardan en sağdaki ilk önce geçiş hakkını kullanır arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman traktör yok. İş makinesi yok. Motorsuz taşıt yok. Yani at arabası falan yok. O halde bu araç dönüş yaptığına göre en son geçecek. Çizelim şıklardan. Yani en sona bir olmayanları çizelim. Çizdik. Çizdik. Geriye kaldı B ve D şıkkı. Acaba hangisi geçecek? Arkadaşlar böyle olduğu zaman size göre hangisi sağdaysa, en sağdaysa onu seçin. Bu mu en sağda, bu mu en sağda? Evet, 3 numara en sağda. İlk önce o geçecek. Daha sonra 2 numara geçecek. En son 1 numara geçecek. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Yara oturur pozisyon verilmesi, egzersiz yapmasının sağlanması, kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi, yaşam bulgularından sadece solunumun değerlendirilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Yarı oturur pozisyonun verilmesi olacak. Böyle bir durumda bunu yapıyoruz arkadaşlar. Hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır demiş. Bekliyorum arkadaşlar sizin için. Siz durdurup bakabilirsiniz. Doğru cevap veriyorum. Evet. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman bu levha bizlere yol ver levhasıdır. Bunu gördüğünüz zaman
Yaklaştığınız kavşakta en son geçici olan sizsinizdir. O yüzden diğer araçlara yol vermeniz gerekir arkadaşlar. Genelde sadece tali yolda bulunur bu. Buna baktığımız zaman yaklaşmakta olduğunuz tek hatlı bir tren yolu olduğunu bizlere bildiriyor arkadaşlar. Yani kontrolsüz bir demir yolu geçidi var demek. Bunu gördüğümüz zaman ana yoldadır bu levha, sadece ana yolda bulunur bu ve türevleri. İleride iki yönden de birleşen bir tali yolu olduğunu bizlere bildiriyor arkadaşlar. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? A 2 yıl, B 3 yıl, C o 5 yıl, D 10 yıl. Evet, doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. 2 yıl boyunca aday sürücü olarak kabul edilir. Yanında bir diğer sürücünün, tam sürücünün bulunması gerekiyor. Hangisi iki yönlü trafik işaretidir? Evet, şıklarımız verilmiş. Durdurup bakabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Ben doğru cevap veriyorum. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Dikkat! İleride iki yönlü trafik başlıyor diyor arkadaşlar bu levha bize. Bu levha biraz önce anlatmıştım. Yol ver demek. Direkt çizmiş olmanız lazımdı. Bunu gördüğünüz zaman arkadaşlar kaplamanın iki yönden de daraldığını bizlere söylüyor. Bunu gördüğümüz zaman ise arkadaşlar dur işaretidir. Duracağız, yolu kontrol edeceğiz, öyle geçeceğiz. Özellikle direksiyon sınavına girecek kardeşlerim. Eğer bu levhayı gördüğünüz zaman durmadan yol boş deyip devam ederseniz kalırsınız. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? Eklem bölgesi olmasına, kalp seviyesinde bir bölge olmasına, vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına, vücutta atar damarların geçtiği bir ve tek kemikli bölge olmasına. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Vücutta atar damarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? İki araç boyu kadar, takip mesafesi kadar, üç araç boyu kadar, bir araç boyu kadar. Doğru cevabımız, evet, takip mesafesi kadar yaklaşabiliriz arkadaşlar en fazla. Aşağıdakilerden hangisi ana yol tali yol kavşağını bildiren levhalardan biri değildir? Evet, yine şıklarımız verilmiş. Doğru cevabımız, durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu olacak. Diğer 3 tanesi arkadaşlar, bir saniye nereye gitti? Diğer 3 tanesi, yani şu soldan bir tali yol birleştiğini, bu sağdan ve soldan birleştiğini tali yolların, bu ise ana yolla sağdan bir tali yolun birleştiğini söylüyor. Peki bu ne işareti? Bu da şunu söylüyor arkadaşlar. Dikkat, dönel kavşağa yaklaşıyorsun demiş oluyor bizlere. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek aşağıdakilerden hangisine neden olur? Yağ ömrünün artmasına, yakıt tüketiminin azalmasına, bakım masrafının azalmasına, yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine. Doğru cevabımız D şıkkı, yağın çamurlaşarak, çamur diyorum ya, bizim oranın şivesiyle konuştum. Çamurlaşarak motora zarar vermesine doğru cevap bu olacak arkadaşlar. Eğer yağ koyulaşır ve belli müddet sonra akışkanlığını kaybettiği için motora zarar vermeye başlar. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Vücudun bir bölgesinde felç oluşmasına, nabız atışlarının sürekli hızlanmasına, bulantı ve kusmanın olması, vücut sıcaklığının artması. Doğru cevabımız
A şıkkı vücudun bir bölgesinde felç olur arkadaşlar. O yüzden hani diyoruz ya, yarım hoca insanı dinlen, yarım doktor insanı candan eder. Aman diyeyim arkadaşlar, yarım bilgiyle iş yapmayın. Bir de ya, bu iki yardım bilgisi çok zor bir şey değil. Biraz üzerine olun arkadaşlar. Ömrünüz boyunca lazım olacak şeyler bunlar. 2 gün sonra evleneceksiniz genç arkadaşlarım. Çocuğunuz olur, çocuğunuzun boğazına bir şey tıkanır, çıkartamazsınız. O şekilde Allah göstermesin ölür, içinize dert olur. Tamam mı? Bunları öğrenin ya. Tamam hadi ötekinleri anladık. Hadi motor bilgisini at çöpe. Ama yani gözünüzü seveyim, ilk yardımı öğrenelim arkadaşlar. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Verilen boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Asli kusur, tali kusur, yol kusuru, kusur paylaştırma. Doğru cevabımız A şıkkı, asli kusurlu. Yani tam kusurlusunuz arkadaşlar böyle bir durumda. Bütün ceza size yazılır. Allah göstermesin tabii, pamuğu tıkamamışlarsa. Şekildeki araç sürücüsü dönen kavşaktan geriye dönüş yapmak için aşağıdaki şeridi izlemelidir. Hangi şeridi izlemelidir diyor. 1 numaralı şeridi, 2 numaralı şeridi, 3 numaralı şeridi, istediği şeridi. Eğer geriye dönecekse arkadaşlar hangisini izlemeli? Değil mi? Şöyle gelip şöyle devam etmeli. O halde doğru cevabımız A şıkkı, 1 numaralı şeridi izlemelidir arkadaşlar. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uyulmasının birinci turunda uygulamasının birinci turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kalp masajı ve suni solunum şöyle. A. Kalp masajı 10, suni solunum 1. Kalp masajı 20, suni solunum 1. C. Kalp masajı 30, suni solunum 2. D. Kalp masajı 40, suni solunum 2. Arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkı olacak. Bunu nasıl çeviriyorlar? İşte şu şekilde diyorlar genelde mesela. Bu soruyu evirip çevirip soruyorlar diyorum ya. Bunu mesela şöyle çıkacak şıklarda karşınıza. Bir diğer şekli. İşte yine yukarıda diyecek. Diyecek ki size 30 kalp masajı 2 suni solunum sonrasında 10 kalp işte 10 kalp masajı 1 suni solunum sonrasında gibi sorunun şıklarında verilecek size bu şekilde isteyecek mesela. Bu tip sorularda daha önce vermiştik. Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur? Motor yağının kirlenmesi, motor yağının kalınlaşması, karışım oranının bozulması, motorun çalışma sıcaklığına ulaşması. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Karışım oranı bozulursa arkadaşlar, egzoz dumanı siyah renkte, yanmamış yakıt siyah renkte dışarıya duman bırakacaktır. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Yolun kontrol etmesi, aracını yavaşlatması, takip mesafesini azaltması, bu bölgeden dikkatli geçmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Takip mesafesini azaltması olacak arkadaşlar. Böyle bir durumda kesinlikle bunu yapmıyoruz. Takip mesafesini tam tersine arttıracağız ve kaygan yolda olabildiğince hızımızı düşürerek dikkatli gideceğiz. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir? Yakıcı madde ile temas şekli, yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı, yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi, yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği. Doğru cevabımız D şıkkı. Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği olacak arkadaşlar. Yani birinci derece yanıklar, ikinci derece yanıklar, üçüncü derece yanıklar olmak üzere de biz bunu ne yapıyoruz? Sınıflandırıyoruz. Bu arada Seydikemer'de yanan bir ev var arkadaşlar. Orada da 3 yaşında bir çocuğumuz vefat etti o evin içerisinde. Allah'tan sabır diliyorum ailesine. Yani çok kötü bir durum. Evet, aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır? Basıncı, diş derinliği, hasarlı olup olmadığı. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 şıklarda verilmiş.
Arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bunların hepsi dikkate alınır. Sonuçta yani bunların hepsi birbiriyle ilintili şeyler zaten. Evet, yine çapkın bir sorumuz. Ürkek ceylanları ürküten, aslanları ise kükreten bir soru. Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir? A, B, C, D şıklarında verilmiş bunlar. Söylüyorum doğru cevabı. Durdurup devam edebilirsiniz siz. Evet, doğru cevabımız bu. Burada uygun park edilmiş. Diğerlerinde ise alayına isyan deyip hepsini yanlış park etmiş vatandaşlarımız. Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp korna da çalışmıyorsa muhtemelen arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? Aküde, bujilerde, jikle devresinde, rölanti devresinde. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Aküde meydana geliyor demektir. Akünün şarjının bitti anlamına geliyor. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Üçgen sargı, tel atel, tahta atel, ince rulo sargı. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Üçgen sargı kullanılır arkadaşlar. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir. Evet, doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman bu ne demek? Bu arada motordaki yağ basınında bir düşüş olduğunu gösterir. Derhal durmak gerekir. Zira motorda yatak sarma dediğimiz meydana gelir. Motordaki parçalar birbirine kaynar. Böylece ciddi bir motor hasarı olur. Yan tarafına geçtiğimiz zaman bu levha, bu ışık bize arka cam rezistansının açık olduğu. Hani bu sabahleyin yolculuk yaparken arka cam buğulanır arkadaşlar. Bu da onun açık olup buğunun gitmesi için açıldığını gösterir bizlere. Bunu gördüğümüz zaman kısa yüzmeli farların açık olduğunu bizlere gösterir. Bunu gördüğümüz zaman ise bizlere sinyal ışıklarının veyahut da dörtlerin yandığını bizlere gösterir. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir? Etrafı temizlemek, kalp masajı kullanmak, yaraları kapatmak ve sarmak, pardon yaraları, kırıklarda ağrıyı azaltmak. Evet, doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı, yaraları kapatmak ve sarmak. Bir an yaralıları diye okudum. Allah'ım, yaraların neyini kapatıp saracağız dedim bir an. Yaraları olacaktı. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş karayoldur demiş. Evet yiğitler, doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Bunu da nereden anlayacağız? Bakın burada yine çift yönlü, bakın çift yönlü ama sollamaya izin vermeyen bir yol olduğunu görüyoruz. Buraya baktığımız zaman sollamaya izin veren fakat çift yönlü yine bir trafik görüyoruz ama bölünmüş bir hazne yok. Hocam şu bölünme değil mi? Hayır kardeşim, bu sadece şerit çizgisi. Buraya geldik. Burada bölünme var mı? Burada yine bölünme yok. Neden? Bakın sollamaya bu tarafa izin vermiş. Bu taraf sollayamaz demiş. Yani burada ama bu hata yapıyor. Ne yapıyor? İşte yanlışla sollamaya çalışıyor. Şimdi şuna gelelim biz asıl. Burada arkadaşlar iki tane çizgi var gördüğünüz gibi ve bu iki çizgi devamlı olarak uzanıyor. Hocam yukarıda da olabilirdi. Şurada devamlı. Evet uzanabilirdi. Ama bakın burada çoklu şeritler var. Bakın bu tarafta çoklu şeritler var. Tamam mı? Doğru cevabımız bu olacak. Devam edelim. Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar? İş zamanı, egzoz zamanı, emme zamanı, sıkıştırma zamanı. Doğru cevabımız D şıkkı, sıkıştırma zamanı olacak arkadaşlar. İş zamanında ateşleme ile aynı anlama gelir. Egzoz işin bittikten sonraki dumanın çıkması için gerekir. Emme zamanında ise arkadaşlar yakıt ve hava karışımını emer motorumuz. Yeni yönetmeliğe göre C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? Çekiciyi, otobüsü, kamyonu, iş makinesini. Doğru cevabımız evet.
kamyonu kullanabilir arkadaşlar. Artık E sınıfı ne oldu? Genelde bunların yanına paylaştırıldı. İşte CE, BE şeklinde bunların yanına römork olaraktan paylaştırıldı. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? Tokluk hissi, yavaş nabız, görmeden etlik, yüzeysel solunum. Doğru cevabımız yüzeysel solunum olacak arkadaşlar. Hangisi şokun belirtilerindendir? Şok biliyorsunuz vücudumuzda kan basıncının azalması ve beyne yeterince kan gitmemesi sonucunda oluşan bir husus. Genelde bunda baygınlıkla başlıyor. Deride kızarıklık, vücut sıcaklığının artması, solunumun aniden derinleşmesi, nabzın süratli ve zayıf olması. Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı. Kalp bu kanı yetirmek için cıppıdı 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 hop bidi hop bidi atmaya devam ederken nabız ise zayıf olur. Çünkü yeterince kan pompalayamıyor kalp ama hızlı pompalıyor. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Evet arkadaşlar ben size bir şey demiştim biraz önce. Demiştim ki bir dedim. Eğer dedim motorsuz taşıt varsa en son geçer dedim. Bakalım buraya. Yok. O halde çizdik. Traktör veyahut iş makinesi varsa en son geçer dedim. O halde traktör en son geçecek. Bunu da çizdik. Geriye bunlar kaldı. Dedim ki dönüş yapan araçlar en son geçecek. Dararenk. Bunu da çizdim. En sonda dedim ki geriye kalan dedim düz giden araçlardan hangisi daha sağdaysa o geçecek. Hangisi geçecek? Dededeyink. Doğru cevabımız kamyonet olacak. O halde 1 numara kamyonet, 2 numara otomobil olacak. 3 numara hangisi olacak arkadaşlar? Evet, traktör mü, motosiklet mi? Hocam, motosiklet dediğiniz duyar gibiyim. Hayır kardeşim. Maalesef traktör olacak. Çünkü traktör düz gidiyor arkadaşlar. En sonda dönüş yapan motosikletli kardeşimiz gidecek. Baş yaralamalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir demiş. Yüzün yaralanması, el bileğinin burkulması, köprücük kemiğinin kırılması, kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi kafatasında bir kırık olduğunu gösterir arkadaşlar. Evet, 40. soruya geldik. 10 sorumuz kaldı. Sabredin arkadaşlar. Hatta bir su içip tekrar oturabilirsiniz. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? 100, 110, 120, 130. Eğer bununla gidip de 130'u işaretliyorsanız direkt lütfen bilgileri kontrol edin. Çünkü yani bu araca, bir otobüse 130 verirseniz ortalık kan gölüne döner. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı 100 olacak. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğu şeklindeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? Hızlanma işareti, geç işareti, yavaşlama işareti, dur işareti. Evet, dur işarettir arkadaşlar. Sağa çekip duracaksınız. İnşallah eksiğiniz yoktur. Çünkü bir damacana su ikramında bulunurlar. Soğuk olur arkadaşlar. Hele hele şu kış gününde boğazınızı üşütürsünüz. Debriyaj, namı diğer kavrama sistemi, motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesini veya kesilmesinde görev yapar. Volana, volan dişlisi dediğimiz bir dişli. Volana, marş motoruna, fren balatalarına, vites kutusuna. Doğru cevabımız D şıkkı vites kutusuna iletilmeyi sağlar. Volan dişlisi ise arkadaşlar marş motoruyla entegre çalışır ve marş motorunun ucunda bulunan dişli diyebiliriz. Organlarının hiçbir uyarana tepki vermeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hali aşağıdakilerden hangisidir? Uzun süreli diyor. Şok, bayılma, koma, kansızlık. Evet, hiçbir uyarana tepki vermiyorsa arkadaşlar koma olacak. Yani ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide tüneli görüyor ama gitmeye inşallah çalışmaz. Işığı görünce koşarsa gitti. Aşağıdakilerden hangisi motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar? Diferansiyel, amortisör, rot, yay.
Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Diferansiyel olacak arkadaşlar. Kalp atımlarının atar damar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak ucuyla hissedilmesine ne denir? Bunu bilemeyeni gerçekten dövüyorlar, öpüyorlar, sövüyorlar arkadaşlar. Damdan aşağı sarkıtıyorlar. Bir kardeşim de dediği gibi ayaklarını 30 santim yukarıya kaldırıyorum. Beynine kan gitmesini sağlıyorum. Nabız, solunum, vücut ısısı, kan şekeri demiş. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Nabız olacak. Kamyon, çekici, otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını kaç yıl... Olmadı ya bak, spiker gibi okuyamıyorum ben bunları. Kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarına saklamak zorundadır? 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl. Doğru cevabımız 1 ay olacak arkadaşlar. 1 ay boyunca saklamak zorundadırlar. Karayoluna aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır? Karayolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır demiş. Trafik için araçların, hayvanların yararlandığı alanlardır. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir. Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Köprüler ve alanlardır. Evet, doğru cevap B şıkkı. Evet arkadaşlar, son iki soru. Kurtuluyorsunuz benden. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlanma ve yaralanmalara engel olmak için yaralı kurallara uygun davranmalıdır. Yani diyor ki yaralı sayısını çoğaltmamalıdır. Buna göre hangisi yaralının taşınmasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır? Yaralıyı uzak mesafelere taşıması, daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması, ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi, yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi. Doğru cevabımız B şıkkı, daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması olacak. Hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? Kırmızı ışıkta, mavi ışıkta, sarı ışıkta, aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta, aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta demiş. Doğru cevabımız evet, C şıkkı, aralıklı yanıp sönen ışıkta olacak. Arkadaşlar boğazım biraz gitti, o yüzden sesim bir şey gelebilir. Küfür etmeyin. Su içtim. Şekildeki bir numaralı araç 70 km hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir demiş. 30, 35, 40 ve 50 verilmiş şıklarda. Bununla ilgili daha önce de anlatmıştım. Ne yapıyoruz? Verilen kilometreyi devamlı 2'ye bölüyoruz. 72'ye böldüğümüz zaman 35 çıkar. Doğru cevabımız B şıkkı, 35 olacak. Hocam, önümdeki araç aniden durdu. Ben de çarptım. Geçmiş olsun. Hatalı kim? Sensin oğlum. Neden? Çünkü takip mesafesine uymadın. Arkadaşlar burada son buldu. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan takip edin mutlaka.